Herkese merhaba arkadaşlar. Çok kötüyüm gerçekten, hiç iyi değilim. Hatırlıyor musunuz? Geçen sene bir diş sorunum olmuştu. Beni böyle yani zıngır zıngır ağlatmıştı, böyle çocuk gibi. Yani böyle bir gün bir gece boyunca neredeyse acıdan ağlamıştım sürekli. Bugün yine ona benzer bir ağrıyla başım büyük dertte. Dün gece yani bir haftadır zaten bir şeyler vardı. Burada böyle bir ağrı, bir boğazıma vurmalar, böyle bir şeyler. Dün gece kudurdu. Vallahi billahi kudurdu ağrı. Gece bir gibi bir başladı, bir zonklama, bir şey. Şurada en arkada gösterebilirsem göstereceğim. Bir tane 20'lik diş. Yahu sen nereden çıktın bir anda pat diye. Damağı yarıp çıkmaya çalışıyor. Uç vermiş. Ama böyle oramı var ya, bir haftadır başım ağrıyor. Her gün ağrı kesiciyle yaşıyorum. Ay felaket, dün gece kudurdu. Sabaha kadar uyumadım. Oturdum. Oturdum bekledim. Nasıl geçecek? Tuzlu sular, gargaralar, ağrı keser. Yok arkadaş. Sabah 6'ydı, bir gözüm böyle dalmış. Birkaç saat şimdi uyudum. Yeni uyandım. Vallahi halimden bellidir. Saat 11 dişçiyi aradım. Acil. Yarın randevum vardı zaten. Yok dedim, ben duramayacağım ya. Öleceğim ya ağrıdan. Ben dedim geleceğim. Dedi gel. Acil gel. Şimdi gidiyorum. Bakalım bu diş bugün başıma ne maceralar açacak. İnan ben de çok merak ediyorum. Gösterebilir misin Can? O noktayı görebilir misin? Çok acayip bir yerde. Şimdi doktordan çıktım. Allah'ım o kadar kötüyüm ki, bu nasıl bir ağrı? Gerçekten ben anlamıyorum. Yani anlayamıyorum bu ağrıyı ya. Allah'ım şuram var ya, şuram. Ah. Gebertti beni, gebertti bugün bu. Çiş önüne bak be. Allah'ım yarım, adam elinde telefon karşıya geçmeye çalışıyor. Aklım gitti. Bir gün benim de başıma gelecek böyle bir şey, çekim yaparken. Doktor şöyle söyledi, baktı. Ben bunu çekemem dedi. Çünkü orada gömülü. Sadece uç vermiş. Cerrahi çekim. Bir arkadaşı var, ona yönlendirdi. Şimdi o cerrahi çekim yapacak olan doktora gidiyoruz. Vay başıma gelenler diyorum yani. Herhalde yaracak, dikecek mi? Ah, hayatımda daha önce hiç cerrahi çekim yapmadım, biliyor musunuz? Çok korkuyorum şu anda da. Dişlerle sınavım ne zaman bitecek bilmiyorum. Umarım çok kötü bir cerrahi çekim olmaz. Bilmiyorum başıma neler geleceğini. Çıkınca anlatacağım. Bakalım ne halde göreceksiniz beni. Şimdi oraya gidiyoruz. Şimdi doktordan çıktım. Of, korkudan ne diyeceğimi de unuttum be. Çok korkutuyor beni bu dişleri ya. Herkesi korkutuyordur eminim. Şimdi doktorun söyledi, baktı, muayene etti. Dişte bir şeylik var dedi, yani bir ne, hareketlilik mi, apse mi, doluluk mu, yani bir şey. Hani dibi ilk köşesi, dip kökü iltihaplı olabilir. Önce bir ilaç kullanman gerekiyor dedi. Cerrahi çekim olacak, antibiyotik yazdı, ağrı kesici yazdı, yani şu anda onu alamam dedi. En az 3 gün ilaç tedavisi uygulamam lazım. Tehlikeli olabilir dedi. İlaçlarımı kullanacağım 2-3 gün. Pazartesi gününe saat 2'ye randevu verdi. Dediğim gibi cerrahi bir çekim olacak. Artık bilmiyorum ben başıma ne işler gelecek. Daha önce hiç Bu böyle bir arada şey yarın yaşamadım. senin diş hikayen de başlıyor. Yarın benim diğer diş tedavim başlıyor. Çekimler falan olacak. Şu falan çekilecek. Allah ya Rabbi, tez zamanda diş işlerinden kurtulmayı nasip eyle ya Rabbi. Çok Amin. kötüyüm ya. Bugün hiç iyi değilim. Vallahi bilmem, eve gidiyorum ben. Hemen ilaçlarımı içeyim, acık. Uzanayım, bir şeyler yapayım. Evde de yapılacak o kadar çok iş var ki, ev birbirinde. Neyse, yardımcımız burada, birlikte yapacağız. Haydi gidiyoruz şimdi eve. O kadar kötüyüm ki şu anda var ya. Çok çaresiz bir durum ya. Yani ağrıyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. İlaçlarımı içtim. Göstermeyeyim şimdi ilaç isimlerini. İki tane birden içtim antibiyotiği. Öyle istedi doktor. Bir tane ağrı kesici. Allah'ım. Ne diyeyim, buna da şükür, daha beterleri var. Ben de diyorum bir haftadır niye başım ağrıyor benim? Her gün başım ağrıyor insanın. Buradan buraya vuruyormuş meğersem de. Dün gece kudurdu. Vallahi işte bilmiyorum, biraz etrafı toparlayacağız. Birazdan bir dinleneyim şöyle bir. Ay böyle var ya, gebertiyor lan beni. Oy, çok ağrıyacağım.
Ay bu ne yapıyor ya? Oğlum sen neyin kafasını yaşıyorsun lan? He? Evet şekercim, ananas talan, ananas da kalktı, anana bir bak lan. Hey hey, hayat kime güzel, buna güzel. Bakar mısınız? Şimdi size biraz evin dağınıklığını göstermek istiyorum. Bak bak bak, yerleri nasıl da savurmuş. Ben oturma odasına geçiyorum. Cihan oturma odası silahını aldı ve silahı da aldı ve silahıyla birlikte bana yardım edecek. Hadi evi topluyorum. Neyse, ağrım biraz hafifledi. İlaçlar iyi geldi. Biraz dinlendim şimdi. Bu ne? Fındık kurdu. Kendine bir kolye istemiş. Size gösterir. Bu çöpe gidecek. Şimdi hemen ortalığı toplayalım. Haydi başlıyoruz. Bakalım cüzdanında ne var? Boş cüzdan mı taşıyor yoksa? 2 lira parası var. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Yok ya, bunu almaz. Cancım ya, şunu bir tutar mısın? Şunu şöyle düzgün katlamamız lazım. Şöyle köşesini tutman gerekiyor. Öyle. Yani bilmiyorum işte ya, şöyle bir Öyle. şey yap. Öyle. Sen böyle şuradan bir tut. Şöyle bir çevirelim. Ah benim beceriksiz kocam.
Yo, şöyle ver dur. Şunun üstüne koyayım. Ya ne kadar pisliksin ya. Aslında küçük aparatla da güzel olur. Yok, boşun döve kaldı ya. He. Böyle daha yakışır. Bak hele bak sen. Cihan yeni oyuncağından çok memnun. Aralık ayının biri miydi bugün? Evet, tam bir. Tamam. Kasım ayını kapattık, Aralık ayına başladık. Bilirsiniz, bizim evde her ay ya Esile hastalanır, ya Şeker hastalanır, ya bana bir şey olur. Bu sefer combo yapacağız galiba. Bugün ben yani şu an daha yeni hafifledi. Evi toparlıyorduk biliyorsunuz Cihan'la. Bir telefon geldi okuldan. Esileciğim rahatsızmış, midesi bulanıyormuş. Aylık sendromlarımız başladı galiba. Ha, bulanabilir yani, olabilir, yediği bir şeye dokunmuş olabilir, bilemiyorum yani. Esile bu, anladın mı? Yani her an her şey olabilir Esile şeyde. Ben sıramı savdım, şimdi Esile sırasını savıyor. Dur bakalım şekere ne olacak yarın öbür gün. Cihan, Bir şey olmuyor Allah'tan zaten. Cihan'a bir şey olmuyor. Şimdi Cihan, Esile, ben gidemem. Hiç, zaten iki tane antibiyotik beni manyak gibi yaptı. Şimdi biraz uzanmayı düşünüyorum. Cihan Esile'yi almaya gidiyor. Gelsin bakalım. Nasıl bir sıkıntısı var? Olmadı götürür bir doktora gösteririz. Arıyor hemşire, ben ne diyeyim? Gelsin babası Yani. alsın dedim, rahatsızsa yani ne diyeyim? Hadi git yani. Esile Biltekin okuldan geldi. Bize durumunu anlat Dur Esile. anlatacağım, bekle. Ay. Ah, bak diyorum, ben evlatlığım diyorum. Bu süpürge benim yerimi aldı diyorum Vallahi sizden. kız adam süpürgeyle yatıp kalkıyor. Arkadaşlar şey, şimdi ben süpürüyorum. Ya bir kapat şunu yahu. Gerçekten aşırı midem bulanıyor. Benim büyük ihtimalle sabah bir midem tavuğa karşı bence hassas. Çünkü geçenlerde bir tavuk yedim dışarıda. Ha, ben de kötü olmuşum o gün. Evet, o çok benim midemi bulandırmıştı. Bugün okulda da işte tavuk vardı. Ama hazır olduğu, yapay olduğu o kadar belli ki yani. Ne, sırf aç kalmamak için yedim. Yemeseydin paran mı yoktu? Başka bir Ya şey var yeseydin da. ne? Hani merak ettim tadını. Bir kere tava ağzıma Canın attım. istedi. Sonrasında bir şey anlamadım. Tekrar attım derken Olabilir. Tavuk midem dokunmuş hareket olabilir. oldu. Bir karton varmış İlaç istiyorum. aldınız mı babanla? Aldık. Hani nerede ilaç? İçeride. Kız kargoya koşana kadar ilacı içsene, önce ilaca koş. Hayır, ilk kargo. Bana da Şeyden göster, merak aldım. ettim.
Ay çok güzel. Vay, getir bakayım. Obsidyen mi? Ay ne kadar güzel taş. Çok hoşmuş. Bunu mu takacaksın sen şimdi? Evet. Ama bunu kimse ellememesi lazım. Ay çok kötüyüm ya. Hadi git ilaç iç hemen, biraz uzan sonra. Sonra konik su göndermişler. Ay çok güzel kokuyor. İyi hissetmezsen kendini götüreceğim seni doktora. Tamam. Hadi git ilacını iç. Kokla bu, konik tütsüyü kokla. Ne bu? Konik tütsü. Ne demek bu? Tütsü. Oh, ne kadar güzel bir şey kokuyor kız. Alacağım aynısını. Hadi ben de biraz uzanıyorum şimdi, sonra görüşürüz. Şimdi biz Esila'yla bir saat kadar yattık. Güneş sanki şu an bana inadına yapıyor yani. Bir saat yattık ama yatmaz olaydım. Neden biliyor musunuz? Yatarken bir şeyim yoktu, dişi iyiydi. Uyurken hani ağzım kapalı kaldığı için mi ne, neden? Gene kudurmuş. Gene kuduruyor ağrıdan. Allah'ım ben nasıl katlanacağım, birkaç gün hiçbir fikrim yok. Yani böyle keyfimi var ya sıfır yapıyor. Şimdi bilgisayarın başına oturdum. Biraz video işlerim var, onlara bir bakmak istiyorum. Zaman geçsin. Sonra bir çıkıp şöyle bir hava alacağım yani. Bir bunaltıyor beni ya. Başka da bugünden başka bir şey yok yani. Esra da daha iyi. İlaç milaç verdim ben ona mide bulantısı için. Bu video bu kadardı. Umarım cerrahi çekim yapılırken çok farklı şeyler olmaz yani, bilmiyorum, korkuyorum. O günü mutlaka size vloglayacağım. Yani belki o sırada çekimi vloglayamam ama öncesi ve sonrasını mutlaka size gösteririm. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.